Merhabalar herkese. Kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Mehtap Güntürk. Afidea Türkiye Ülke Satın Alma Müdürüyüm. Aynı zamanda eski bir sağlıkçıyım ama sonrasında iktisat yönetimini seçtim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde geçtiğimiz yıl tamamladığım bir tezim var. Size bu tezle ilgili minik bilgiler vereceğim. Şimdiye kadar yapılan konuşmalarda hep teknik bilgileri aldık. Biraz sizleri, çalışan arkadaşlarımızı ilgilendiren iş sağlığı, güvenliği, yasal mevzuat, farkındalık düzeyi ile ilgili tezimden bahsedeceğim. Şimdi biz bu çalışmanın çerçevesinde özel ve kamu sağlık kuruluşunda çalışanların yasal mevzuat, bilgi farkındalık düzeyi, iş sağlığı güvenliği, bilgi ve farkındalık düzeyi ve radyasyonla çalışmada bilgi ve farkındalık düzeyini ölçümlemeye çalıştık. Bu ölçümlemeyi yaparken bir handikapımız oldu, pandemiye denk geldik. O yüzden de tezimiz biraz uzun sürdü. Fakat buna rağmen 198 kişiden, Google Survey'den ve hard copy olarak da anketlerimizi aldık, değerlendirdik. Size çok kısaca bu çalışmadaki metodolojiyi, araştırma bulgularını, hipotezleri, sonuçları ve önerilerimi ileteceğim. Şimdi arkadaşlar bu çalışmada az önce size saydığım 3 konunun demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ölçümlemeye çalıştık. 3 tane ölçümlememiz var. Demografik olarak da 5 tane ölçümüz var. Cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş aralığı, kıdem ve sektör. Doğal olarak da bizim 15 tane hipotezimiz oldu. Dedik ki bütün bilgi ve farkındalık düzeyi 5 demografik özelliğe göre anlamlı farklılıklar taşır. Dedik ki yasal mevzuat düzeyi cinsiyete göre değişir. Radyasyon, bilgi farkındalık cinsiyete göre değişir. İş sağlığı güvenliği cinsiyete göre değişir. Diğer tüm, beşini şimdi sıralamayacağım, sizi sıkmak istemiyorum. 3x5, 15 tane hipotezimiz oldu. Buralara geçeceğim. Şimdi bu örneklemde özel ve kamu sağlık kuruluşlarından topladığımız anketleri değerlendirdik arkadaşlar. 198 tane sağlık personeline ulaştık. Duyumlarımıza göre 2021 yılı itibariyle İstanbul bölgesinde 1500 kadar sağlık çalışanı, radyasyon alanında çalışan sağlık çalışanı var. Buradan 198 kişiyi bulduk ve anketimizde Nisan'la Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Ve anket formunu iki bölümden oluşturduk. Birinci bölümde demografik özellikleri değerlendirdik. İkinci bölümde ise 30 sorudan oluşan bir ölçek kullandık ve burada biz beşli Likert sistemini kullandık. Yani cevaplarımız kesinlikle hayır, hayır, fikrim yok, evet, kesinlikle evet şeklinde değerlendirildi. Yöntemimiz IBM SPSS 22'dir ve tüm analiz programlarını kullandık. Tüm anket formları doluydu, eksiksizdi, boş bir alan yoktu. Demografik bulgularda cinsiyette gördüğünüz gibi 198 katılımcı, 113 erkek, 85 kadın çalışan anket sorularını cevapladı. Eğitim düzeyinde lise, ön lisans, yüksek lisans olarak
değerlendirme yaptık. Gördüğünüz gibi en yüksek oran 129'da ön lisans mezunu. Yani radyolojide tekniker olarak çalışan arkadaşlarımızın birçoğu ön lisans mezunudur. Yine yaş aralığına baktığımızda en yüksek aralık 24 ile 29 arasında, dolayısıyla oldukça genç bir çalışan kitlesine sahibiz. Kıdem olarak baktığımızda da 11 artı, yani 11 yılın üzerinde çalışan sağlık personelinin sayısı diğerlerine göre yüksektir. Diyagramlarda da görebilirsiniz. Anketimize cevap verenlerin 108 kişisi kamudan, 98 kişi de 90 kişi de özel sektörden. Çok teknik konularla sizi sıkmak istemiyorum. Biz dedik ki yasal mevzuat düzeyi cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşır. Ama gördük ki farklılaşmıyor. Hem erkek hem kadınlar yasal mevzuat bilgi farkındalık düzeyi yeterli. Radyasyon bilgisi ve farkındalık düzeyi cinsiyete göre değişir dedik ve evet cevabını aldık. Daha sonra söyleyeceğim gibi kadın sağlık çalışanlarındaki farkındalık düzeyi erkeklere göre daha yüksek çıktı. Yine iş sağlığı ve güvenliği anlamındaki farkındalık düzeyi de yine cinsiyete göre değişti. Yine kadınlarda daha yüksek olduğunu gördük. Yasal mevzuat düzeyinin eğitim düzeyine göre değişip değişmediğini ölçümledik. Ama burada herhangi bir farklılığa rastlamadık. Yine bilgi ve farkındalık düzeyinin eğitim düzeyine göre anlamlı olarak da değiştiğini gördük. Aslında biz burada enteresan bir şey deneyimledik. Biz lisans ve lisans üstündeki farkındalık düzeyinin daha yüksek olmasını beklerken lise ve ön lisans mezunu arkadaşların yasal mevzuata daha çok hakim olduğunu gördük. İş sağlığı ve güvenliğinde de yine eğitim düzeyine göre farklılıkları gördük. Yaş aralığına göre baktığımız zaman yasal mevzuat düzeyinde herhangi bir farklılık yok. Radyasyon bilgi düzeyinde de farklılık yok. Ama iş sağlığı ve güvenliğinde bir farklılık gördük. Nedeni de daha genç yaştaki arkadaşlarımızın bilgileri daha taze, yeni eğitim almışlar ve daha hakimler. Belki biraz da haklarına daha çok sahip çıkmayı önemsiyorlar. Kıdeme göre yasal mevzuat bilgisi arkadaşlar düşük. Pardon. Ama radyasyondaki bilgi farkındalık düzeyi farklılaşıyor. Yani kıdem arttıkça aslında hep doğru bilinenler doğru kabul edildiği için ve belki de eğitime önem verilmediği için farkındalık azalıyor. İş sağlığı güvenliğinde ise yine kıdeme göre bir anlamlı bir farklılık var. Değişti galiba. Şimdi aslında bizim tezimizdeki çok pardon, burada su da varmış. Önemli konu, özel sektörle kamu sektörü arasında nasıl bir fark var? Can alıcı noktamız burada. Yasal mevzuat düzeyinde sektöre göre anlamlı bir fark var. Özel sektörün yasal bilgi düzeyi daha yüksek. Radyasyon bilgisinde de daha yüksek, iş sağlığı güvenliği konusunda da daha yüksek. Bunların neden olduğunu açıklayacağım. En önemli konu şu arkadaşlar. 6331 sayılı kanun ile birlikte özel sağlık kuruluşlarında iş sağlığı güvenliği uzmanı, İş hekimi çalıştırma zorunluluğu ve yılda minimum 16 saatlik eğitim verilmesi zorunlu. Ve bu denetlenmektedir.
Bizim şirketimizde de minimum herkes her yıl 16 saatlik bu eğitimi alır. Ve bu eğitimde özellikle arkadaşlarımız millisievert değerlerini bilirler. Radyasyondan koruma yöntemlerini öğrenirler. Doğru bildikleri yanlışları öğrenirler. Dozimetre kontrollerinin ne kadar önemli olduğunu, hangi sıklıkla yapılması gerektiğini, hangi işlemlerde hangi dozimetrelerin kullanılması gerektiğini öğrenirler ve bu bilgileri aldıktan sonra da sınava tabi tutulurlar. Geçiyorum. Çünkü bunları konuştuk. Yine aynı kanunda kamu sektöründe de iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma konusunda bir türlü yürürlüğe koyulamayan bir madde var. Belki bürokratik engellemeler, belki bütçesel konular sebebiyle sürekli ertelenen bir durum var. Biz diyoruz ki tezimizde 28 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7252 nolu kanunun 10. maddesiyle 6331 sayılı kanunun 32. maddesinde yapılan değişiklik ile kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş yeri hekimi ve uzmanı görevlendirilmelidir. Ve bu 31 Aralık 2023 tarihine kadar tekrar ertelenmiştir. İş sağlığı güvenliği analizleri, risklerin belirlenmesi, çalışanların daha sağlıklı ortamlarda çalışması sadece çalışanı değil, işvereni de korur. Bu işveren özel de olabilir, kamu da olabilir, hiç fark etmez. Önemli olan can sağlığı ve yapılan işin risklerinin analiz edilmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasıdır. Biz öyle şeyler görüyoruz ki en ufak işte gonattır, koruyucu önlüktür veya radyasyon gözlüğüdür. Bu gibi ufak maliyetli önlem gerektiren işlemlerde dahi sadece bütçesel sebeplerle imtina edilmektedir. Bunların bir an önce bitirilmesine, hem özel sektördeki denetimlerin arttırılmasına, hem de kamuda bu ertelemelerin yaşanmadan artık yürürlüğe girmesini temenni ediyoruz. Herhangi bir sorunuz var mı? Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.